Bu şekilde de ikinci sorumuzu bitirdiğimize göre üçüncü sorumuzdan devam edelim. Demiş ki üçüncü soruda da 10 bölü x artı 1 ve x artı 4 bölü 15 kesirlerinin basit kesir olabilmeleri için x ne olmalıdır? Şimdi arkadaşlar nasıl da hani cebirsel ifadelerden hatırlayacağınız üzere bilinmeyen şeyleri biz ne diyorduk? X ifadesini kullanıyorduk. Pekala zaten bizden istenen de x ifadesi. O zaman hemen bulalım x'in neye eşit olduğunu. Şimdi basit kesir olabilmeleri için arkadaşlar basit kesir ne demekti? Pay kısmının paydadan daha küçük olması gerekiyordu kesrin basit kesir olabilmesi için. Yani 10 bölü x artı 1 kesri eğer basit kesirse demek ki x artı 1 10'dan büyük olmalı. Neden? Örnek verelim. Mesela 8 bölü 9 kesri. Bakın payda kısmı pay kısmından büyük olduğu için basit kesirdir. Veya 4 bölü 9 kesri. Veya 1 bölü 2 kesri. Fakat 5 bölü 5 kesrini alırsam eğer bu basit kesir midir? Hayır değildir. Neden? Basit kesir olabilmesi için tekrar ediyorum. Pay kısmının paydadan küçük olması gerekiyor. Bakın burada da pay kısmı nedir dedik? Payda kısmından küçüktür. Pekala baktığımızda basit kesir olabilmeleri için tabii ki. Baktığımızda bilinmeyen bir şeyi 1 ile topladığımda 10'dan büyükse eğer demek ki kendisi bakın 9'dan büyük olacaktır. Neden? 1 ile topladığımda 10'dan büyükse kendisi 9'dan büyük olacak. Tamam. Bunu o halde gördük. İkinci olarak verilen kesrimiz hangisi? X artı 4 bölü 15 kesri. Ne demiş? Bunun da basit kesir olabilmesi için. Ne dedik basit kesir olabilmesi için? Pay kısmının payda kısmından küçük olması gerekiyor dedik. Pekala bir şeyi 4 ile topladığımda eğer 15'ten küçükse demek ki o şeyin kendisi 11'den küçüktür. Başka bir ifadeyle şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın artı 4 sağ tarafa eksi 4 diye geçer. Burada kaldı x. 15'ten 4'ü çıkardık. 11. Gene aynı şekilde bunu da düşünürseniz eğer artı 1 sol tarafa eksi 1 diye geçer. 10 eksi 1 9'dur. Sağ tarafta da kaldı x'imiz. Yani bakın neyi bulmuş olduk? X sayısı 9'dan büyük ve ikinci olarak da baktığımız gibi x sayısı 11'den küçüktür. Pekala arasında olan yani 9'dan büyük 11'den küçük olan sayı hangisidir? Elbette ki 10'dur. O halde x sayısı demek ki 10'a eşitmiş. Cevaba baktığımız zaman evet x eşittir 10 olmalıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzu da bu şekilde bitirdiğimize göre dördüncü sorumuza bakalım. Ne demiş? Gene bir büyüktür küçüktür olayı vermiş bize. 5 bölü 8 küçüktür. H bölü 24. O da 19 bölü 24'ten küçükmüş. H'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri varmış? Dikkat ediyoruz arkadaşlar soruya. Kaç farklı doğal sayı değeri? Şimdi baktığımızda gene ne dedik? Büyüktür küçüktür yapabilmemiz için iki tane kolay yol biliyorduk. Ya payları eşitlerdik ya da paydaları eşitlerdik. Bakın bu soruda ikisinin paydası da 24, diğerinin paydası 8. Pekala ben bunların üçünü de 24'te eşitleyebiliyorum. O halde 5 bölü 8, h bölü 24, daha sonra 19 bölü 24. Ne dedik? Üçünün paydası da 24 ile eşitleniyor. Ki zaten ikisininki 24. O halde ben bunu 3 ile genişletirsem hiçbir şekilde değişiklik olmayacak. Neden? Genişletme ve sadeleştirme o kesre denk bir kesir elde etme olayıydı. Pekala 3 ile genişlettiğim zaman 5 çarpı 3 ne veriyor arkadaşlar? 15'i veriyor. 15 bölü 8 ile de 3'ü çarptık 24. Daha sonra h bölü 24. Daha sonra baktığımızda 19 bölü 24. Bakın arkadaşlar 15 bölü 24 kesri h bölü 24'ten küçükmüş. H bölü 24 kesri de 19 bölü 24'ten küçükmüş. Şimdi 3'ünün paydası da eşit olduğuna göre ben bunu şu şekilde düşünebilir miyim? 15, h, 19. Yani h sayısı, h doğal sayısı 15'ten büyük, 19'dan küçüktür şeklinde düşünebilirim. Üçünün de paydası eşit olduğu için paydaları görmezden gelebilirim. Neden? Paydası eşit olan kesirlerde neydi? Pay kısmı büyük olan büyüktü. Yani normal
Sırasının aynısı üst kısım için de geçerliydi. O halde en büyük olan 19, daha sonra H, daha sonra da 15 yazılacaktır. Geldik yazdık. Yani H sayısı 15 ile 19 arasında yer alacaktır. 15 ile 19 arasında yer alan hangi doğal sayılar vardır? 16, 17 ve 18'dir. Yani H sayısının alabileceği 3 farklı doğal sayı değerimiz vardır. Cevaba da baktığımız zaman zaten arkadaşlar 3 farklı değer olduğunu görmüş olduk. 5. sorudan devam edersek eğer, 5. soruda da gene kesirlerle ilgili bir işlem verilmiş bize. O halde hemen bu işlemimizi de yapalım. Bakın 5. soruda tam sayılı kesirler verilmiş. Normalde tam sayılı kesirlerin hani tam kısımlarıyla işlem yapabilmem için ne olması gerekiyordu? Kısa yol demiştik. Paydalarının eşit olması gerekiyor dedik. Fakat burada paydalar eşit mi? Hayır değil. O halde ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz öncelikle. Şimdi paydaları eşitleyebilmemiz için arkadaşlar sakın şöyle bir hataya varmayın. Hani bunun altına 1 yazıp bunu 2 yazıp daha sonra 2 ile 1'i çarpıp 2 ile 2 asla çarpmayın. Bu büyük bir hatadır. Hani belki aklınıza gelir diye söylüyorum. Sakın böyle düşünmeyin. Ne yapıyorsunuz? Eğer paydalar eşit değilse tam sayılı kesirlerde hemen bu kesirleri bileşik kesre çeviriyorsunuz. Daha sonra paydaları eşitliyorsunuz. Şimdi bileşik kesri nasıl çeviriyoruz dedik. İkisini çarpıyoruz. 1 ile topluyoruz. 5 kere 4 20. 1 daha 21 bölü 4. Eksi 2 kere 2 4. Bir daha 5 bölü 2. Daha sonra arkadaşlar şimdi de paydaları eşitlemem gerekiyor ki çıkarma işlemini gerçekleştirebileyim. Pekala birinin paydası 4, diğerinin paydası 2. Kaçta eşitleniyor? Elbette ki 4'te eşitleniyor. O halde ben bunu 1 ile genişletirim ki hiçbir sayıda genişletmemeye tekabül etmektedir. 5 bölü 2 kesirinde 2 ile genişletirim. Baktığımızda 21 bölü 4 kesirini 1 ile genişlettiğimizde zaten gene kendisini veriyor. 21 bölü 4 eksi 5 kere 2 10 bölü 2 kere 2 4. Paydalar eşit olduğuna göre şimdi üst kısımlardaki işlemi gerçekleştirebilirim. 21'den 10 çıkardım. 11'e eşit. 11 bölü paydaya da zaten kendisini yazıyorum. Yani cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 11 bölü 4'e eşit olacaktır.